Merhaba sevgili çocuklar. Bu videomuzda tek ve çift sayıların toplamı konusunun yapalım etkinliklerini tamamlayacağız. Haydi başlayalım. İlk sorumuzla başlayalım. Yandaki saatte bulunan çift sayıları kırmızı kalemle yuvarlak içine alalım. Bir sayıyı çift diyebilmek için onun birler basamağındaki rakama bakıyoruz çocuklar. Birler basamağındaki rakam 0, 2, 4, 6, 8 ise bu sayı çifttir. Saatimizdeki çift sayıları yuvarlak içine alıyorum. Neydi? 0, 2, 4, 6, 8. Bunlar bizim çift sayılarımızdı. Burada 0 var fark ettiyseniz. Bunu da yuvarlak içine alıyoruz. 12'nin birler basamağında da 2 olduğu için bu sayımız da çifttir. Bunu da yuvarlak içine alıyoruz. İkinci sorumuzda aşağıdaki sayılardan tek olanları pembeye, çift olanları yeşile boyayalım. Bir sayıya çift diyebilmek için birler basamağına baktığımızı söylemiştik. Tek diyebilmek için de aynı şeyi yapıyoruz çocuklar. Birler basamağına bakıyoruz. Birler basamağındaki rakam 1, 3, 5, 7, 9 ise bu sayı tektir. 25 sayısının birler basamağına bakıyoruz. 5. 5 tek bir rakam olduğu için 25 sayısı da tektir. Hemen boyuyoruz. 78 sayısında 8 çifttir. 78 sayısı da çift oluyor çocuklar. 20 sayısında birler basamağında 0 var. Bu sayımız çifttir. 47 sayısının birler basamağında 7 var. Bu sayımız tektir. 52 sayısının birler basamağında 2 var. Bu sayımız çifttir. 36 sayısının birler basamağında 6 var. Bu sayımız da çifttir. 43 sayısının birler basamağında 3 var. Bu sayımız tektir. 64 sayısının birler basamağında 4 var. Bu sayımız çifttir. 91 sayısının birler basamağında 1 var. Bu sayımız tektir. 19 sayısının birler basamağında 9 var. Bu sayımız da tektir. Sayfa 37'yi tamamladık. Şimdi sayfa 40'a geçelim. İlk sorumuz Aşağıdaki işlemleri yaparak sonuçları kutulara yazalım. Kutunun içindeki sayı tek ise kutuyu kırmızıya, çift ise maviye boyayalım. 62 ile 13'ü toplayalım. Toplamaya birler basamağından başlıyorduk çocuklar. 2 ve 3'ü topluyoruz önce. 2, 3 daha. 5, 6, 1 daha. 7, yani 62 ile 13'ü toplarsak 75 eder. Burada da 9 artı 7 16 16'nın 6'sı elde var. 1. 1 1 daha 2 1 de elde var. 3. İşlemimizin sonucu 36. Diğer işleme geçelim. 4. 8 daha 12. 12'nin 2'si elde var. 1 2 1 daha 3 1 de elde 4. Sonuç 42. 5. 4 daha 9. 2 1 daha 3. İşlem sonucumuz 39. 5. 5 daha 10 elde var. 1 4 2 daha 6 1 de elde 7 sonuç 78 5 daha 13 13'ün 3'ü elde var 1 6 eldeydi üzerine eklersek 7 sonucumuz 73. Burada bulduğumuz sonuçlarda tek olanları kırmızıya, çift olanları maviye boyayalım. 75 birler basamağında 5 var. Bu sayımız tektir. Hemen boyuyoruz. 75'i kırmızıya boyadık. Buradaki bulduğumuz sonuç ise 36'yı da çocuklar. Birler basamağı 6. Bu sayımız çifttir. Maviye boyuyoruz. 42 sayısı çift bir sayıdır. Bunu da maviye boyuyoruz. 39 birler basamağında 9 var. Bu sayı tektir. Hemen boyadık. 70 birler basamağında 0 var. Bu sayımız çifttir. 73 sayısının birler basamağında 3 rakamı var. Bu sayı da tektir. Hemen ikinci sorumuza geçelim. Aşağıdaki toplama işlemlerini yapalım. İşlem sonuçlarının tek mi çift mi olduğunu bularak örnekteki gibi yazalım. Hemen işlemlerimizi yapalım. 1 artı 0, 1, 4, 2 daha, 6. Bulduğumuz sonuç 61. Diğer işleme geçelim. 2 artı 3, 5. 5. 5 artı 2 7 Bir sonraki işlem 4 artı 2 6 3 artı 6 9 41 sayısı tek mi çift mi? Birler basamağında 1 bir var. Bu sayımız tek. 20 sayısının birler basamağında 0 var. Bu sayımız çift. Tek artı çift ne yaparmış çocuklar? Yine tek bir sayı yaparmış. Öyle değil mi? Çünkü 61 sayısının birler basamağında 1 var. 52 sayısı çift. 23 sayısı tektir. Tek artı çift ne yapıyordu çocuklar? Tek yapıyordu. Demek ki bulacağımız sonuç yine tek olacak. 34 sayısı çift. 62 sayısı da çift. Çift artı çift yine çift bir sayı olur çocuklar. Yani 96 sayısı da çifttir. Videomuzun sonuna geldik çocuklar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.